İki kişi yanma turup namaz okuydu. Bir kıl namaz. İki kişi bir kıl Ramazan rozasını tutardı. Bir kıl haç kıladı. Bir kıl Kur'an okuydu. Bir kıl amalladı kıladı. Ama ikilasını yanma yan turup şu amalladı kılayken ikil adam ortası da Osman bilen yerçeli fark var. Ve halen ki ikilası bir kıl amalını bir vakitte kıladı. Farkını mı da? Onların biri halis Allah için amal kıladı. İkincisi riya için. Adamların közü için, adamların maktabı için. Estaizu billah. Havaylun lil musallin. Ellezine hum an salatihim sahun. Ellezine hum yura'un. Ve yemna'un el ma'un. Bas namazlarını unutup koyadigen kimseler bulgen, namazhanlar ki halakat bulgen ki, ular riyakarlığı kıladigen ve rozgar büyümlerini hem men kıladigen kimselerdir. Namaz okuydu, tursa yalqali bilen turadı, okusa adamlar da közü için okuydu. Riya, ihlas. Bu ikisi herkes tengbo miydi buradırlar. Allah Teala Kur'an'da وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ de merhamet kıldılar. Halbuki ular fakat yegane Allah'a uzat için dinini halis kılışke buyurulgen idiler. Din halis Allah için buluşluğu gerek. Kılıyken her kandı sevap amalımız. Öki terk kılıyken her kandı masiyet günah amalı olsun. Birini kılıçtan birini kılmasıyla da maksat Allah'ın razılığı. Eğer Allah'ın razılığını yan başıya adamlardı, halktı, mahallezi razılığı koşuladı yan olsa bu amel buradalar ihlas olmayıdı onda. Mumun adam kılıç kere bugün amallarda en ağırı bu ihlas. İhlas. Muhlis bende halis iş kıladı yan bende. Kalbi Allah'a gövelen yan baladı. Riyakar adamlarını kalpleri ise adamlarını maktavge, adamlarını sözge bağlan yan baladı. Muhlis bendege higen sevabli amel için adamlar muhtasiyen, muhtamasiyen bari bir kıl oradı. Ama riyakar adam adamlarda sözüge, adamlarda unge buladığı münasebetliğe karab duradı. Muhtasa kıladı, muhtaşmasa kılmaya kıvaradı. O sevap Allah için kılınçlı kere gidi, bandalar için mez. Bandalar için kıladiyen basın, kılmaya koyan iman kıladı. Estaizu billah. Ve izâ qâmu ilâ s-salâti qâmu kusâlâ. Yura'ûnen nâse ve lâ yadkurûnallâhe illâ qalîlâ. Riyakarlarını Allah Teala aytadı. Ve kaçan namazga tursalar, dengeselik bilen hoca körsün götürediler. Ve Allah'ını kemden kem yad olurlar. Namaz götürdü, lakin yalqali bilen türedi. Allah'ın eslemiydi bunlar. Namazını halis Allah için okuduyan kişi bilen, namazını adamlarda közge okuduyan kişi. Bu kelesi herkes değil bu, tez, tek bu miydi? Üçte adam, bilesler mi cehennemde birinci bulup kiradığın adamlar? Kimler onlar? Onlar müşri bu miydi? Onlar mürtad bu miydi? Onlar kafir bu miydi? Onlar Müslüman buladı. O üçte amelde kıyken adamlar, şunlaki adamlar ki bu amelde en çeminç adam kılamıydı. Birincisi kim idi? Kâre idi. Kur'an'ı yoklayan kâre. Cehennemde birinci bulup taşlanır yanlarda. İkincisi, topkan mağlı dünyasını Allah'ın razılığı yolu da infak-ı ihsan kişi bulup, kıyken kişi bulardı. İkinci bulup taşlanırdı. Üçüncüsü, Allah'ın yolu da cihatta katlaşıp, şu yerde canını taslim kıyken şahit taşlanırdı. Dünyadaki en kıyın işler, ilim örgenip ilim örgetiş, kıynanı pul tapıp Allah'ın yolda sarflaş ve özünü canını Allah'ın yolda fida kılıçdik. Ne mi için bunlar birinci taşlanırdı? Çünkü bunların üç arasında hem niyeti Allah'ın razılığı yemesidir. Boyagi malı dünyasını sarkıyan gaytadı Allah Teala kıyamet günü de. Adamlar seni hatamtay, sahavat, peşe, deyişler için kıyan edin, niyetini bilerdi. Allah biladı niyetini. Adamlar seni hatamtay dedi, sür bunu cehennemge, cehennemge ulaştırladı. Karın ap geledi, sen adamlar karı deyişsin de Kur'an okudun, yatladın. Kail kaldırış için okudun. Vaa bitti hem lukumama seken, vaa avaz ucuyam zor eken, kayakı varken de törge çıkarış, bana şu maksatta okuyken sen. Adamlar muhtadı, törge çıktın, karı da genel ambulan yürüdün, sür cehennem gibi bunu. Üçüncüsü Allah'ın yoldaki cihatta katlaşken, anık cihat bugün cihatta katlaşken, düşmanlar tamamen katıl kılınken, ama ölüp geçsem şahit bol ötüp gitti, deyişedi beni, arkamdan falan çırahmalı şahit deyişedi, depkigen, Allah Teala onun yanına niyet yetkisi. Cenge katlaştın, öldürüldün düşmanlar tamamen, adamlar seni şahit dedi, mükafatını aldın, sür cehennem geliydi.
Allah için bolsa kılış gerek, bolmasa yığıştırış gerek. Kanaka amal bolışan katli nazar. Huddu şu üçtü kigen, yani üçtü adam var, cennetke kirip getirdi bular. Bular hem kara bittası, bittası infakı ihsan kigen, bittası şahit boygen. Bular da farkı, avar ki üçtü adam farkı. Ular Allah'ın edip kigen. Her bir işit kılışıdan aval niyet yengele oluş gerek bu adamlar. Her bir işit kılışıdan aldı. Bugün tarafa geçer yapmış mı niyet yengele ola oraylık. Çıkıp getirken de ne kadar çıkıp getirsin, bilmiyorsunuz da. Tohtap, parvardigar, senin razılığın için, özün razı oluşu için çıkıp getirip yapan değiller. Ha elbette buradalar, ihlas Müslüman adamın üstündeki en kıyın amel hesablanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu ihlas üstünde siz bilmemizden havatır kıyanlar. Etkenler, inna akhwafa ma akhwafu aleykum ash-shirkul asghar. Men sizlarning ustingizda qo'rqadigan eng xatarli narsa kichkina shirk dedilar. Sahobalar kichkina shirk nima yo Rasululloh deydi. Rasululloh aytdilar riyo dedilar. Riyo. Xo'ja ko'rsinga ish qilishlik kichkina shirk deyiladi. Shirk o'zi nima edi? Butga sig'inish, toshga sig'inish, Allohdan boshqaga sig'inishlik. Mana shu narsa shirk edi. Ammo bir odam xolis Alloh faqat ibodatga Allohga ibodat qiladi. Faqat Alloh uchun qildim deydi, lekin niyatidan ketib qoladi. Alloh niyatlarimizni o'zi isloh qilsin. Salaf solihinlar aytishardi, niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Niyatni tuzatishlik eng qiyin amal. Sufyon as-Savri aytadi, niyatimni tuzatishlik bilan 40 yil avora bo'ldim. 40 yil niyatimni tuzatishlik bilan avora bo'ldim. Çünkü eğer niyet halis bulmasa Allah Teala amalını kabul etmeydi. Ala lillahi dinul halis. Agah bulunuz kim? Halis din yalgız Allah nekidir. Allah Teala hadis-i kudüsü de şunu merhamet kıladı. Ana aguna şurakay ani şirk. Men amile amelen aşreke fihi ma'iye gayri taraktuhu ve şirke. Şirkehu. Men dedi Allah Teala. Şirk keltiruvchilarni şirkidan behojatman. Kim bir amalni qilib, mana shu amalda menga biror kimsani sherik qilsa, ya'ni men uchun qilmasdan, yana boshqalarni ham xursandchiligini, boshqalarni ham roziligini qo'shib qo'ysa, uni ishidan ham, uni o'zidan ham men behojatman deb Alloh taolo. Innamal amalu binniyat. Amallar faqat niyatga bog'liq bo'ladi. To'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq. Kabul bo'lishi niyatga bog'liq. Bir odamlar uni muhtasi ham qilaveradi, savob ishdi, muhtamasa ham. Bir odam xolis Alloh uchun qildi. Odamlardan berkitdi, odamlar bilib qolib muhtadi. Ixlosga putur yetadimi, yo'qmi? Tushunarliga? Odamlar siz xolamasiz ham muhtashayapti. Bu amal nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Masalan, Qur'on o'qib beruvdingiz, moxtasin demasdan o'qidingiz, odamlar rahmatli zo'r o'qiyansiz dedi. Lekin qandaydir bir ishingizni zo'r qiluvdingiz, ha, moxtashdi. Ana shu amalni qilishda, ishni boshida Allohning roziligi deb qilganmidingiz faqat, undan keyin moxtashadimi, moxtashmaydi buni ahamiyati yo'q. Boshida Alloh uchun bo'lgan bo'lsa bo'ldi, u yoq bilan ishingiz yo'q. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Amallarni xolis qilgan banda bilan riyo uchun qilgan banda hargiz bir-biri bilan barobar bo'lmaydi. Riyokor banda, xolis banda. Zohiridan bu ikkisi bir-biriga o'xshab ko'rinaveradi. Muxlis banda bir amalni qilmasa ham qilaman deb niyat qilib qo'yganligi uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Riyokor odam bir amalni qiladi, lekin ajr olmaydi. Yana qaytarib aytaman. Xolis niyat qilgan odam, xolis muxlis bo'lgan banda bir ishni qila olmasa ham, shuni qilaman deb niyat qilgan uchun qilgandagi ajrni olaveradi. Ammo riyokor banda amalni qilib turib ajrga ega bo'lmaydi. Riyo nimaga o'xshaydi? Ketidan yomg'ir yog'magan momaqoldiroq ko'katlarni o'stirmaydi. Momaqoldiroq bo'ldi, orqasidan yomg'ir yog'madi. Bu mama qaldırağını köketlerine faydası yok bu yanı dek. İhlası bulmayan amanlı ham kişiye faydası değil miydi? Eğer amalsız ilimde fayda bulmayan da
Allah da Allah ahli kitaplarını yomonlamagan bo'lardi. Agar ixlossiz amalda foyda bo'lganida Alloh taolo munofiqlarni yomonlamagan bo'lardi. Ahli kitoblarda ilm bo'lgan, amal bo'lmagan. Amalsiz ilm foydasi yo'q. Amal bor, ixlos bo'lmasa bunda ham foyda yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azovatlarini birdan qaytib Madinaga kirib kelarkanlar, o'zlari bilan birga chiqqan sahobalarga qarab aytdilarki, albatta Madinada shunday kishilar bor. Sizlar qancha yo'l yurgan bo'lsanglar, qancha vodi bosgan bo'lsanglar, sizlarga qancha ajr berilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shuncha ajr berildi. Vaholanki ular Madinada. Shunda ana shu g'azovatga birga chiqqan sahobalar orasida kim ular? Biz shuncha qiynalib yurib, mehnat qilib topgan savobimizni Madinada turib olib qo'yishdi ular. Kimlar ular deganida? Uzr ularni Madinada ushlab qolgan kishilar. Chiqishlik niyati bor edi, ammo Rasululloh bilan birga chiqishlikka imkoniyati yo'q edi. Yo'lga kerakli tadorigi yo'q edi, minodgan ulovi yo'q edi, sarflayotgan mablag'i yo'q edi, lekin chiqaman deb keldi, Rasululloh bir narsa topib bera olmadilar, qop ketishdi. Lekin niyati sodiq bo'lganligi uchun shu amalni qilganlar bilan teng ajrni olish oldi. Riyo ixlosning aksi. Riyokor amalni qiladi, bu amalini Alloh taolo qiyomat kunida yuziga uradi. Wala tadribi havjuhna yawmal qiyama. Duoimiz bora. Bu qilgan amalimizni qabul qil. Bu qilgan amalimizni qiyomatda yuzimizga urmagin. Kim uchun qilgansan? Odamlar uchunmi? Yuzimizga uradi, Alloh saqlasin. Shuning uchun har ishni qilayotganda niyatni yangilab olishlik kerak. To'xta, boyaga aytganimizdek, ruchnoyni tortib, o'zimizga kelib turib, Parvardigor, sen uchun qilyapman. Xolis o'zing uchun qilyapman deb niyat yangilab qo'yaylik. Chunki baribir qilyapmiz-da o'shini. Qiyomat kunida Alloh taolo aytadi riyokorlarga. Izhabu ilalladina kuntum turauna fid dunya. Dunyoda kimni deb riyo qilib amal qilgan edinglar? O'shlarni oldiga boringlar-chi, ajr savob bormikin sizlarga? İxlos bilan amal qilgan banda riyokor banda. Ikkalasi teng bo'lmaydi. Bir quruvchi bitta katta qurilish kompaniyasida uzoq yillar ishladi. Qaridi, charchab qoldi. Endi pensiyaga chiqaman deb ana shu kompaniyani raisiga borib turib murojaat qildi. Men ishdan bo'shamoqchiman, qaridim, endi menga javob beringlar. Haligi kompaniyani raisi aytdi, bo'pti, javob beramiz, faqat bitta shartimiz bor. Mana shu bizni kompaniyadan chiqib ketishingizdan avval oxirgi bitta zakazni bajarib bering. Mana proyekt, mana material, mana uyni qurib bering, keyin siz bo'shaysiz dedi. Haligi odam tezroq ishdan bo'shashligi uchun material o'shuncha, proyekt bor. Narver qilib eplab uyni qilib qo'ydi. Fundamentni qing'ir qish qilib, sementini aralashtirib, aralashtirmay chaloq qilib fundamentni qo'ydi. Devorni qing'ir qish qilib urdi. Abdelkani qo'ldan o'tkizsa, egasidan yetkizadigan qabilda qildi. Narver uyni epladida tezroq topshirsa-yu, bo'shasa. Bir yilda bitadigan ishni 3 oyda bitkizdi, olib kelib kalit qo'liga topshirdi. Xo'jayin oldi, rahmat dedi. Mana shuncha yil xizmat qildingiz, mana oxirgi zakazni ham bajardingiz. Mana endi bizning kompaniyamizda ishlaganligingiz uchun sizga mukofot tariqasida mana shu yuzni o'zingizga sovg'a deb turib kalitni berdi qo'liga. Ya'ni sizni izzat ikrom qilmoqchi edik. Mana shu oxirgi qurgan uyingizga mukofot qilib bermoqchi edik. Mana kalit sizga dedi-da, uyini o'ziga berdi. Nimaga chiroyli qilib qilmoqdim? Nimaga puxta qilib qilmoqdim? Material o'shuncha edi-yu, vaqt o'shuncha edi-yu. Nimaga o'zim uchun qilgan ishni mana shunday chola qildim dedi, pushaymonlar edi. Birodalar, o'qiyotgan namozimiz o'zimiz uchun, tutayotgan ro'zamiz o'zimiz uchun, xatmida turganimiz o'zimiz uchun, xayr-ihson qilayotganimiz o'zimiz uchun, zakotimiz, hajimiz o'zimiz uchun. Ixlos bilan qilaylik. Ertaga qiyomatga borganda ana shu amallarimiz qo'limizga tutkizib qo'yiladi. Mana o'zingni qilgan amalingni. Muhlis bandani, xolis bandani Alloh taolo o'zi saqlaydi. Shaytonning makrlaridan omonda saqlaydi. Qarang, shayton odam bolasini vasvasa qiladi. Ma'siyatlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Toat ibodatlarni og'ir qilib ko'rsatadi. Chunki Alloh taologa ahd bergan. Endi odamlardan o'zini ulushini olyapti shayton. Vasvasa qildiryapti, vasvasa qilyapti, gunohlar yetalyapti, haqqini olyapti. Endi musulmonlarning ayrimlaridan ham shayton o'zini ulushini albatta oladi.
namaz okutmaydı, Ramazan kelganda roza tutturmaydı, issiq deydi, kasalsan deydi, xullas haqqini oladi. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Otamiz Odam alayhissalomni Alloh taolo jannatdan chiqardi, shayton da la'natladi, shaytonga qiyomatgacha yashashlikka muhlat bergandan keyin shayton aytdi: "Endi sening qudratingga qasamki, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdirurman, odam bolalarini. Magar ularning orasidagi muxlis bandalaringina haq yo'ldan ozmasdan qolurlar." Qarang, shayton musulmonni fahshga buyuradi, toatdan qaytaradi. Shayton itoat qilmaydi. Savobli amalda qilma deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni qilaveradi. Gunohni qil deydi, musulmon itoat qilmaydi, savobni ham qiladi. Endi qarang, musulmon shaytonga osiy bo'ldi, itoat qilmadi shaytonga, savobni qildi, gunohni tark qildi. Shayton ulushini olamadimi? Olamadi. Yo, hali umidini uzmaydi. Amalda qilib bo'lganingizdan keyin gap yo'q. Qoyil. Shuncha vasvasa qilsam ham egilmading-a. Shuncha pulni ihson qilib turib bitta odamga indamading-a. Qara-ya. Bir kechani namoz bilan o'tkazib yubording-a. Qoyil. Shuncha oldingda fitnalar tursa ham bittasiga parvo qilmading-a. Amalni qilib bo'lganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz baho bergizib turib ulushini olib qo'yadi. Uchinchi, bizdan biror bir savob amal sodir bo'lsa, aytaylikki, Alloh muvaffaq qildi. Alhamdulillah, Alloh tavfiq berdi. Chunki o'zingizga qolganda qila olamidingiz? Bizdan nima amal sodir bo'lsa, Allohdan. Nimaki savobli ish qilsak, nimaki to'g'ri ish qilgan bo'lsak, Allohdan. Nima xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, o'zimizdan. Muxlis banda uchun oshkoraami, maxfiymi farqi yo'q. Odamlar ko'radimi, ko'rmaydimi farqi yo'q, qilaveradi. Ammo riyokor odam, odamlar ko'rmasa, odamlar maqtamasa, odamlar gapirmasa, hargiz amal qilmaydi. Shuning uchun birodarlar, nafil amallarni eng yaxshisi qaysi bilasizmi? Uyingizda qiladiganingiz. Chunki uni hech kim ko'rmaydi. Imom Ahmad, u kishini ummat ichida qanchalar qadri balad bo'lishiga qaramay, martabasi u bo'lishiga qaramasdan aytar edi: "Qani edi men Makkani hech kim ko'rmaydigan shaharlarda yashasam, biroq meni tanimasa." Ixlos sababli odamlar u kishini tanishini istamasdi. Hozirgi yoshlarda oldi yo'qotgan maqsadlardan bittasi pul, bittasi mashhurlik, popularni bo'lish. To'g'rimi? Nimaga suratga oladi mana qil? Nimaga alanaqa sotsan setlarga qo'yadi? Like qo'yinglar deydi. Shu odamlar unga diqqat e'tibor qilishini xohlayapti-da, odamlar uni maqtash kerak-da. "Oh, suratingni ko'rdik, internetda zo'r chiqibdi." Bu insonlar, qarang, qiyomatgacha keladigan ummatga xizmat qilib qo'ygan odamlar shunday kitoblarni yozib, shunday ishlarni qilib qo'yib turib, "Biroq tanimasaydi meni" deyshyapti. Shunchalarimiz qarang, qanchalar buzilib ketganini. Imom Shofiy, to'tta mazhab boshlig'ining bittasi. Imom Shofiy aytar ekan: "Qani edi men o'rgatgan ilmni odamlar o'rgansa-yu, menga nisbat qilishmasa keyin." Muxlis banda qilgan savobli amalini yashiradi, xuddi aybini yashirganda ham. Muxlis banda qilgan savob amalini yashiradi, xuddi aybini yashirganda ham. Bizda ham shunaqami hozir? Birodar, yashiring qilgan amalingizni. Yashiring, xuddi aybingizni yashirganda ham. Agar muxlis bo'ladigan bo'lsangiz. Maqtasda to'xtang, birodar. Qo'y, yig'ishtiring. Maddohni yuzga tuproq chachiladi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'yib, shunday tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan? Amalingni nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. Yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, unda mayli. Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga. Imom Molik, to'tta mazhabning boshlaridan bittasi. Imom Molik o'zini Al-Muvatto degan kitobi bor. Endi xuddi shu Imom Molikni, shu Muvattoga o'xshagan kitobini boshqa olimlar ham yozgan. Imom Molikni Muvattosidan ko'ra kattaroq kitoblarni yozgan. Lekin ularni hammasi qolgani yo'q. Nimaga Imom Molikni Muvattosi qoldi? Birodarlar, qaysi ishda boshlanishida ixlos bo'lsa, shu amalda samarasi ko'rinadi, tamomiga yetadi.
ayrimchilarni qilgan amallari, yozgan kitoblari qoladi, ayrimlarniki qolmaydi. Nimaga bog'liq ekan bu? Ixlosga bog'liq ekan. Shuning uchun har birimiz o'zimizni qilayotgan amallarimizni tekshirib turishimiz kerak. Ixlos bo'lishligi kerak. Ixlossiz amalda foyda yo'q. Innamal a'malu binniyat. Amallarni to'g'ri bo'lishi, qabul bo'lishi faqat niyatga bog'liq. Darsimizning nihoyasi Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyurdi. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ayting ey Muhammad, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holimda ibodat qilurman. Nima qilsak Alloh uchun qilaylik. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihi fe'ldan avval kelyapti. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz. Agar bir bandani amallari ko'p bo'lsa, katta bo'lsa, hammani ko'ziga tashlanayotgan bo'lsa-yu, agar ixlosi bo'lmasa, bu amal insonni halokatga olib boradi. O'zini halokatga olib boradi, oila ahlini. Astaydu billah. Innal khosirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama ala zalika huval khusranul mubin. Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ixlos yo'qmi sizda? Oilangizda ixlos yo'qmi? Siz ham zarardasiz, oilangiz ham zararda. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shu kuni ochiq ziyonkorlikdir. Muxlis banda, riyokor banda. Bu ikkisi har yiz teng bo'lmaydi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام